Evet. Başladık galiba. Herkese merhaba. Solunum korumasında fazlası etkin koruma ve denetim süreçleri webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatör olarak görev alıyor olacağım. İsmim Vedat Mert. Size çok kısa konuşmacılarımızı tanıtmak isterim. Birinci konuşmacımız Çalışma Bakanlığından çalışma uzmanı Serdar Bey. Serdar Bey 2011 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. Daha sonra 2016 yılında da İş Güvenliği ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştu. 2012 yılında TÜMAT Madencilik Ankara ofisinde çalışmaya başlamış. Yaklaşık bir yıl burada çalıştıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sınavlarını kazanarak göreve başlamıştı. Yaklaşık 9 yıldır da bakanlıkta uzman ve yasa gözetim denetim elemanı olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası. Diğer konuşmacı arkadaşımız Dragger Safety Koruma Teknolojileri bünyesinde KKD satış kanal yöneticisi olarak çalışan Arjan. 1979 doğumludur. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 1,5 sene bilişim alanında görev yapmıştır. Daha sonra profesyonel iş hayatını satış alanında ilerletmek isteyip yaklaşık 16 yıldır da bu alanda çalışmaktadır. Bu 16 yılın son 6 yılında iş güvenliği alanında KKD ürün grubu üzerine geçirmiştik. Evli ve bir çocuk babasıdır. Kısaca kendimi de tanıtmak isterim. Adım Vedat Mert. Ben de Dragger Safety Koruma Teknolojileri şirketinde satış müşteri yöneticisi olarak çalışmaktayım. 2014 yılından itibaren KKD sektöründe aktif olarak satış alanında rol almaktayım. Bunun son 2 yılda Dragger Safety bünyesinde devam etmektedir. Çok kısa webinarımızla ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Webinarımızda hedeflediğimiz konular solunum korumasının ne olduğu ve etkin solunum korumasında olması gereken özelliklerin neler olduğunu size aktarmak. Hangi ortamda hangi solunum koruyucu kullanılması gerektiğinden kısaca bahsediyor olacağız. Solunum koruyucu ekipmanlara yönelik denetimlerde dikkat edilen unsurların neler olduğunu sizlere aktarıyor olacağız. Ve Dräger'in solunum koruma alanındaki sunduğu çözüm ve hizmetlerin neler olduğunu kısaca sizlere iletiyor olacağız. Son olarak başlamadan önce webinarımızla ilgili teknik birkaç bilgi aktarmak isterim. Yaklaşık 1,5 saat sizlerle beraber olacağız. Bu 1,5 saatin son 15 dakikasını soru cevap modülü olarak planladık. Sorularınızı sağ alttaki mesaj kutusu aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Süremiz yettiğince sizin sorularınızı cevaplıyor olacağız. Ancak süremizin yetmediği takdirde de sorularınızın cevaplarını e-posta adreslerinize gönderiyor olacağız. Ve aynı zamanda webinar kaydımızı da sizin e-posta adreslerinize ayrıca iletiyor olacağız. Ben teşekkür ederim. Ve sözü ilk konuşmacımız Serdar Bey'e aktarıyor olacağım. Serdar Bey, ben kontrolü size veriyorum. Tamamdır. Tamam, kaldım. Geldi mi ekranım? Gözüküyor mu şu an? Gözüküyor. Tamamdır. Vedat Bey'e öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel açılış konuşması için. Yine ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Serdar Ertuş. Yaklaşık 9 yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere kişisel koruyucu donanımlar ve denetim süreçleri hakkında kısa bir bilgilendirme sunumu yapmak istiyorum. Burada benim sunum planımı görmektesiniz. Öncelikle sunumun birinci aşamasında kişisel koruyucu donanımlar ve bunların mevzuatı hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. İkinci aşamada maske çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Son olarak da kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetim ve denetim sürecini anlatarak sunumumu bitirmeyi planlamaktayım. Evet, birinci başlığımız iş sağlığı ve güvenlik kişisel koruyucu donanımların yeri ve önemi. Bildiğiniz gibi 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte ülkemiz ilk kez müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na sahip olmuştur. Bu kanunla birlikte eski geleneksel yaklaşım olan reaktif yaklaşım yerine çağdaş güvenlik yaklaşımı olan proaktif yaklaşıma geçilmiştir. Ne demektir bunlar? Yani kazalar olduktan sonra önlem almak yerine
kazalar olmadan önce önlem alma yaklaşıma geçilmiş olmuştur. Bu bağlamda çalışma ortamındaki riskleri belirlemek ve onları bertaraf etmek öncelikle hedef haline gelmiştir. Kanunun ikinci bölümünde de işverenin yükümlülüklerinden bahsetmektedir. Buna göre işveren risklerden kaçınılmalı, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmeli. Burada risk değerlendirmesi artık hayatımıza girmiştir. Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanı değiştirmeli. Yani İKM yöntemine denemelidir. Risklerle kaynaklı mücadele etmeli ve toplu koruma tedbirlerine, kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik vermelidir. Yani aslında gördüğünüz gibi iş sağlığı ve güvenliği zincirinde kişisel korunma zincirin son halkasında yer almaktadır. Yani iş yerimizdeki riskleri değerlendirmediğimiz sürece ve onları bertaraf etmediğimiz sürece kişisel koruyucu donanım kullanmanın çok fazla bir önemi kalmamaktadır. Peki nedir bu kişisel koruyucu donanımlar? Mevzuattaki tanımı şu şekildedir. Kişilerce bir veya birden daha fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış ve ima edilmiş donanımlar olarak tanımlanmaktadır. Burada önem arz eden iki tane husus bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bu ürünlerin kişisel olup olmadığıdır. İkincisi de bir veya birden daha fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı koruma sağlayıp sağlamadığıdır. Şöyle örnek verecek olursak, iş güvenliğine sembol olan bir ürün baret. Takan kişiyi, çalışan kişileri yüksekten düşen bir cismi veya kafasını çarpmasa karşı korur. Kişisel bir üründür ve takan kişiyi, çalışan kişiyi bir sağlık ve güvenlik riskine karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Fakat elektrik işlerinde kullanılan yalıtkan paspaslar yine çalışan kişiyi elektrik çarpma riskine karşı korumasına rağmen kişisel bir ürün olmadığı için kişisel koruyucunun kapsamında yer almamaktadır. Hepimizin bildiği sanayide kullanılan gözlük, eldiven, baret, maske, emniyet gibi ürünlerin yanı sıra günlük hayatta kullandığımız güneş gözlükleri, yüzmeye yardımcı donanımlar, bisikletçi kaskları veya çocukların taktığı kolluk, dizlik gibi ürünler de kişisel koruyucu donanım kapsamına girmektedir. Mevzuatımız der ki, kişisel koruyucu donanımlar ek risk oluşturmadan ilgi risk önlemi uygun olur. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela yer altında çalışan, tozlu ortamda çalışan bir yer altı madeninde çalışan bir kişi oksijen seviyesinde düştüğü bir durumda hala eğer toz maskesi takmaya devam ediyorsa bu maske artık ek bir risk oluşturur. Bu tarz durumlarda kendinden beslemeli, hava beslemeli cihazların kullanılması gerekir. İş yerinde var olan koşullara uygun olmalıdır. Kullanım bu ürünlerin ergonomik olması gerekir. Aslında bu pandemi döneminde hepimiz bunu denemiş olduk. Yani bu maskelerle beraber ne kadar zor şartlarda çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları kullandığını, ne kadar aslında rahatsız olduğunu gördük. Bu ürünlerin bir de ergonomik olmadığını düşündüğümüzde gerçekten bu ürünlerle beraber çalışmak oldukça zorlaşıyor. O yüzden mutlaka bu ürünlerin ergonomik olması gerekir. Kullanıma tam uyması gerekir. Gene maske üzerinden örnek verecek olursak, maskeyi takan kişinin lastikleri olsun yüze tam oturması gerekir. Yüzün herhangi etrafında bir yerde bir boşluk kalmaması gerekir ki tam koruma sağlayabilsin bu ürünler. Son olarak da iki tane altın kural vardır. Bu ürünlerin üzerinde mutlaka C işareti ve Türkçe kullanım kılavuzunun yanında bulunmalıdır. Kişisel koruyucunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İki tane unsur vardır. Birincisi yapılan iş, ikincisi kişi kullanıcının tercihleri. Yapılan iş, ilgili risk, iş yeri, ortam şartları. Dediğimiz gibi işveren iş yerinde risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır der mevzuatımız. Aynı zamanda iş yerindeki ortam ölçümü sonuçları ve kişisel maruziyet ölçümleri yapılmalıdır. Bunlara göre kişisel koruyucu seçimi yapılmalıdır. Yerine getirilen görev, kullanım süresi ve iş istasyonunun özellikleri, buna şu örnek verebiliriz. Mesela yeraltı kömür madenlerinde kullanılması zorunlu olan oksijenli ferdi kurtarıcılar vardır, OFK dediğimiz. Bunların da piyasada işte 15, 30 ve 60 dakikalık süreleri mevcuttur. Çalışan kişi bunun yanında taşımak zorundadır. Ağırlıkları da fark eder bu ürünlerin. O yüzden hani yapılan işin kullanım süresine göre bunların kaç dakikalık yanında taşıyacağı, değişim istasyonu ne kadar mesafede kurulacağı belirlenmelidir. Kişiye uyumu, ergonomi dedik zaten biraz önce de. Ergonomik olması çok önemlidir. Çalışanların sağlık durumu dikkate alınmalıdır. Bildiğiniz gibi işe başlangıçta ve tehlike sınıfına göre iş yerlerinin belirli periyotlarda sağlık gözetimi yapılmalıdır. Bu sonuçlar da dikkate alınmalıdır. Kişiye uyumu, bildiğiniz gibi kişilerin beden ölçüleri, ayak ölçüleri, el ölçüleri herkesin farklıdır. Burada da bir ayakkabı seçerken, eldiven seçerken kişinin beden ölçülerine göre ürünler seçilmelidir. Kişisel tercihleri de şöyle açıklayabiliriz.
Bu ürünlerin satın alım sürecinde belki çalışanların fikri alınıp bu şekilde ürünler seçilebilir. Veya kulak koruyucuların mesela 3 tipi vardır. Manşonlu, işte sünger tipi, çam tipi. Burada gene çalışan kişinin görüşü alınarak hangi ürünü daha çok rahat ediyorsa ona göre bir ürün seçilmelidir. İşverenin peki ne gibi sorumlulukları vardır? Dediğim gibi işveren mutlaka bir kere iş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirlemeli, risk değerlendirmesini yapmalı. Ortam ölçüm sonuçlarını ve kişisel muavi sonuçlarını belirlemeli. Biraz önce kriterlere göre KKD seçimini yapmalı. KKD kullanımı konusunda çalışanlarına eğitim vermeli. Bu çalışanların KKD'leri kullanmadığını sürekli izlemeli ve denetlemelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus mutlaka bu ürünlerin iş yerinde çalışanların sözleşme türüne bakılmaksızın işveren tarafından çalışanlara ücretsiz olarak dağıtılması gerekir. Peki çalışanın ne gibi sorumlulukları vardır? Çalışan da kendisine ücretsiz olarak temin edilen bu kişisel koridorlarla ilgili eğitimlere katılmalıdır. Talimatlarına uymalıdır. Temizlik ve bakımını yapmalıdır. Ve gerektiğinde bu ürünlerin değiştirmesi için talepte bulunmalıdır. Mutlaka bu ürünlerle beraber piyasaya sunulan kullanım kılavuzunu okumalıdır. Evet, kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu neden önemli? Kullanım kılavuzu aslında ürünün pasaportu niteliğindedir. Kullanım kılavuzunda unutmaması gereken husus mutlaka ülkemizde Türkçe bir şekilde yer almalıdır. Başka dillerde olan kullanım kılavuzu olan ürünler bizim için uygunsuzdur. Kullanım kılavuzunda aslında belki de hepimizin yaptığı hata, bir ürün aldığımız zaman çok fazla kullanım kılavuzuna bakmıyoruz ama çok detaylı ve güzel bilgiler yer almaktadır. İşte bunu üreten kişinin ünvanı, adresi, bu ürünlerin varsa son kullanma tarihi veya raf ömrü, işte nasıl depolanacağı, nasıl temizleneceği, bakımının ve dezenfektesi nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda bu ürün hangi standarda göre üretildiği, hangi risklere karşı koruma sağladığı hep bunlar kullanım kılavuzunun içerisinde yer almaktadır. Yine bunu üreten kişi eğer bir belge aldıysa bu belgelerde ilgili bilgiler kullanım kılavuzunun içerisinde yer almaktadır. İkinci bir husus da altın kural demiştik. Ürünlerin üzerinde mutlaka C işareti olmalıdır. Ürünlerin üzerinde diyorum bazı durumlarda şöyle bir dipnot verebilirim. Mesela kulak koruyucu gibi küçük ürünlerin üzerinde ürünlerin üzerinde yer alması mümkün olmadığı için poşetin üzerinde de yer alabilir. Ama mutlaka ürünlerin üzerinde, büyük ürünlerin üzerinde C işareti yer almak zorundadır. C işareti ürünün güvenli olduğunu gösterir. C işaretin ayrı bir yönetmeliği vardır. Bu yönetmeliğe göre C işareti 5 milimetreden küçük olamaz. Bu görselde de gördüğünüz gibi C işareti oval şekilde olmalıdır. Bizim Latin alfabesinde bildiğimiz C ve E şeklinde olmamalıdır. E işaretinin ortasındaki çizgi üst ve alt çizgiye göre biraz daha içeride olmalıdır yönetmeliğe göre. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de, Türkiye Avrupa Birliği ülkesi olmamasına rağmen Gümrük Birliği Anlaşması'ndan dolayı bizim ülkemizdeki ürünleri mutlaka C işareti taşımak zorundadır. Amerika veya Çin gibi ülkelerde şu an C işareti taşımak zorunda değildir. Onların kendi başka işaretleri olduğu için. Ama bizim ülkemize ithal edilen veya ülkemizde üretilen ürünlerin mutlaka üzerine C işareti olmalıdır. Bizim mevzuatımız bu ürünleri 3 kategoriye ayırmaktadır. Kategori 1, 2 ve 3 olarak. Kategori 1 basit yapıdaki kişisel koruyucu. Yani daha temel seviyedeki risklere karşı koruma sağlayan ürünlerdir. Kategori 3 ise karmaşık yapıdaki daha hayati risk oluşturulabilecek durumlarda kullanılan ürünlerin olduğu kategoridir. Mevzuat der ki kategori 1 ve kategori 3 dışında kalan ürünler de kategori 2 ürünlerdir. Örnek verecek olursak güneş gözlükleri kategori 1 üründür. Toz maskesi, emniyet kemeri gibi ürünler yani hayati risk taşıyan kullanılmadığı zaman bir tehlike yaratan durumlarda kullanılan ürünler kategori 3 ürünlerdir. Mekanik kırıklara karşı koruma sağlayan eldivenler de kategori 2 grubuna örnek verebiliriz. Peki bu ürünlerin belgelendirmesi nasıl oluyor? Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Bir kere 3 kategoride de teknik dosya imalatçı tarafından hazırlanır. Kategori 1 üründe teknik dosyayı hazırladıktan sonra yine imalatçı kendisi üretim dahili kontrol dediğimiz modül A belgesini hazırlar ve yine AB uygunluk beyanını da kendisi hazırladıktan sonra ürünün üzerine C işaretini iliştirir ve piyasaya arz edebilir. Kategori 2 ve kategori 3 üründe kategori 1'den farklı olarak yine imalatçı teknik dosyasını hazırladıktan sonra ikinci bir kurum devreye girer. Bunlara da biz onaylanmış kuruluş diyoruz.
Bakanlık bizim ülkemizde Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilir. Başka ülkelerde yetkili kuruluşlar tarafından yetkilendirilen onaylanmış kuruluşlar bulunmaktadır. İster bizim ülkemizde bir onaylanmış kuruluşa, isterse de Avrupa'da bir onaylanmış kuruluşa burada imalatçı başvurabilir. Buradan da AB tip inceleme belgesi, modül B dediğimiz belgeyi alır. Kategori 2'de bu belgeyi aldıktan sonra yine modül C dediğimiz üretimin dahili kontrolüne dair belgeyi hazırlar. AB uygunluk beyanını hazırlar ve C işaretin ürünü üzerine iliştirerek piyasaya arz edebilir. Bu sefer kategori 3 üründe diğer kategorilerden farklı olarak modül B'sini aldıktan sonra onaylanmış kuruluştan modül C2 veya D dediğimiz bir belgeyi alması gerekir. Bunu da gene modül B'yi aldığı ilk gittiği onaylanmış kuruluştan da alabilir, farklı bir onaylanmış kuruluştan da alabilir. Bu da şu demektir. Onaylanmış kuruluştan ben belgemi aldım, üretime başladım. Modül C2'de ben bu ürünü homojen üretiyor muyum, üretmiyor muyum? Onaylanmış kuruluş senede bir defa gelir, üretim bandından numune alır, bunu test eder. Belge verdiği ürünün aynı sonuç çıkıyor mu, çıkmıyor mu buna bakar. Modül D dediğimizde de eğer ki imalatçı iş yerine bir kalite sistemi oluşturduysa onaylanmış kuruluş bu kalite sistemini denetler. Yani burada imalatçı ikisinden birini seçebilir. Ya modül C2 ya da modül D'yi seçebiliyor. Daha sonrasında bunlardan birini de seçtikten sonra gene AB uygunluk beyanını kendisi hazırlıyor ve ürünün üzerine C işaretini iliştiriyor. Fakat burada gene diğer iki kategoriden farklı olarak C işaretinin yanına mutlaka 4 haneli bir onaylanmış kuruluş numarası olması gerekir. O biraz önce başvurduğu onaylanmış kuruluşun 4 haneli bir kimlik numarası olur ve bu C işaretinin yanında yer almalıdır. İş yerinde mesela kullandığınız mesela maskelere dikkat edin. Çünkü maskeler kategori 3 ürünlerdir. Yanında mutlaka 4 haneli bir numara olur. Bu bazen işte 5 haneli oluyor, bazen 3 haneli oluyor. Eğer böyle bir ürün görürseniz bu üründen şüphe duymanız gerekir. Çünkü bu rakam 4 hane dışında olamaz. Peki diyelim ki gene 4 haneli bir numara gördünüz. Ama gene şüphelendiniz. Bunu kontrol etmek istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? İnternete Nando diyor yazıyorsunuz. Nando'da onaylanmış kuruluşların listesi bulmuş. Yeni yaklaşım onaylanmış kuruluşlar bilgi sistemi diye bir sistemdir. Buradan body kısmını seçtiğiniz zaman ve kişisel kurucuları seçtiğiniz zaman Avrupa'daki size kişisel kurucularla ilgili belge verebilecek onaylanmış kuruluşları gösterir. Burada da bu onaylanmış kuruluşları sıraladığınızda isterseniz alfabetik isterseniz numaraya göre sıralayabiliyorsunuz. Buradan tıkladığınız zaman herhangi bir tanesine hangi kişisel kurucularla ilgili belge verebileceği yetkisi olduğunu gösteriyor. Yani her onaylanmış kuruluş her kişisel kurucuna belge veremiyor. Buradan o maskenin üzerine gördüğünüz numaraya bakarak bu onaylanmış kuruluş solunum koruyucularla ilgili belge vermeye yetkili mi değil mi diye kontrol edebilirsiniz. Ülkemizde 4 tane onaylanmış kuruluş bulunmaktadır. Dediğim gibi bakanlık tarafından yetkilendirilir bu onaylanmış kuruluşlar. TSE Ankara'dadır. Universal MNR ve SuduTest İstanbul'da yer almaktadır. Universal için şu an bir askı durumu söz konusunda. Belgelerinde bir gecikmeler oluştuğu için. Ama yakın zamanlarda tekrar Nando sisteminde üniversitenin numarasını muhtemelen göreceksiniz. Sunumun ikinci oturumuna geçiyorum şu an. Maske çeşitleri. Bu pandemiyle beraber aslında çok fazla haşır neşir olduk bu maskelerle. Hayatımıza girdiler. Vazgeçilmez bir parça oldular bizim için. Özellikle yıkanabilir bez maskeler son zamanlarda piyasaya çıktı. Pandemiyle beraber çıktı. Standardı TSEHK 599. Tıbbi yüz maskeleri standardı TSEN 14683. Bu iki maske de ana amacı takan kişiyi korumaktan ziyade takan kişiden enfekte edici maddelerin dışarıya çıkmasını engellemektir. Fakat solunum koruyucu maske dediğimiz aslında halk arasında son zamanlarda N95 dediğimiz ama N95 aslında Amerikan standardıdır. Bizim Avrupa'da kullandığımız ve ülkemizde kullandığımız TSEN 149 standardına haiz maskeler bulunmaktadır. Bunlar da iki taraflı koruma sağlar. Hem takan kişiyi korur hem de takan kişiden yine enfekte edici maddelerin dışarı çıkmasını engeller. Fakat burada şöyle bir husus vardır. Bu maskelerin de ventilli ve ventilsiz versiyonları mevcuttur. Ventil olanlar rahat nefes almanızı sağlar. Ama pandemi sürecinde bunun takılması çok fazla önerilmez. Çünkü tek taraflı çalışan bir sistemdir. Ventil olduğu zaman nefesinizi verdiğinizde direkt dışarı çıkar. O yüzden şu an pandemi döneminde çok fazla kullanılması önerilmemektedir. Hatta Dünya Sağlık Örgütü özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere
Bu TSE N139 standartındaki maskelerin FFP2 P3 seviyesinde olanların kullanılmasını önermektedir. Aslında şu an maalesef endüstriye, sanayiye baktığımız zaman bu bizim solunum koruyucu maskelerin yerine tıbbi maskelerin ve bez maskelerin dağıtıldığını görüyoruz işverenler tarafından. Hatta şöyle duyumlar da alıyoruz. İşte KKD zimmet formuna bu ürünleri ekleyip kişilere bu ürünleri de üzerlerine zimmetliyorlarmış ama aslında bu çok yanlış bir durum. Yani bir madende veya metal sanayinde, talaşlı imalat sanayinde, inşaat gibi yerlerde bu cerrahi maskelerin ve bez maskelerin kesinlikle kullanılmaması gerekir. Onun yerine TSE N149 standarttaki maskeler kullanılmalıdır. Eğer bu maskeler de kullanılmaya devam ederse maalesef ileride çok fazla meslek hastalığı sayısı artacak gibi gözüküyor. Bu bir yanlış bir algı var. Mutlaka sanayide dediğimiz gibi TSE N139 standardına haiz maskeler kullanılmalıdır. Bu maskeleri biraz daha detaylı incelersek, bu yıkanabilir bez maskeler 2020 pandemiyle beraber Fransa ve İspanya bunlarla ilgili bir standart kriteri yayınladı. Türkiye 3. ülke olarak Mayıs ayında Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve TSE ortak çalışması sonucunda bir standart kriteri yayınladı. Şu an için zorunlu bir standart değildir. Kriter olarak yayınlanmıştır. Buradaki ana amaç dediğimiz gibi aslında takan kişinin kirli elini ağzı ve burnuna götürmesini engellemek ve eğer bir enfekte edici madde varsa onun takan kişiden dışarı çıkmasını engellemektir. Tıbbi yüz maskeleri Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından denetlenmektedir. Çalışma Bakanlığı ile ilgili değildir. Bu arada bu hem tıbbi yüz maskeleri hem de yıkanabilir bez maskeler kesinlikle kişisel koruyucu donanım değildir. Bu şekilde bilgi vermek istiyorum. Bu maskeler, tıbbi yüz maskeleri de dediğim gibi ana amacı takan kişiyi korumaktan ziyade bulaşın engellemesi amacıyla tasarlanmıştır. Bakteri filtrasyonuna göre bunların da iki tipi vardır. Tip 1 ve tip 2, bir de tip 2R diye bir şey vardır. Üçüncü bir kategorisi vardır. Tıp 1'de hastaların kullanılması önerilir. Tıp 2'de sağlık çalışanların kullanılması. Bu ameliyat veya benzeri gereksinim olduğu ortamlarda, tıbbi ortamlarda sağlık çalışanların kullanılması için tasarlanmıştır. Tıp 2R'de yine sağlık çalışanları için eğer bir sıvı sıçrama, bir kan sıçrama gibi bir risk varsa o zaman da tip 2R olan modelinin kullanılması gerekmektedir. Evet, bizim asıl Çalışma Bakanlığı'nın uhdesinde olan solunum koruyucu maskeler 3 sınıfı bulunmaktadır. FFP1, P2, P3 diye P3 en koruyucu olandır, P1 en az koruyucu olandır. Şöyle açıklayabiliriz, ortamda 100 tane partikül veya toz olduğunu düşünürsek FFP1 bunlardan 20 tanesini geçirir. FFP2 6 tanesini geçirir. FFP3'te bir tanesini geçirir. Dediğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü şu an aslında FFP1'in çok fazla kullanılmasını önermiyor. İş yerlerimizde de yani eğer ki FFP1 maske kullanıyorsak aslında şu pandemi döneminde FFP1 yerine P2 veya P3 kullanılması daha doğrudur. Solunum koruyucu maskelerimizin de dikkat etmemiz gereken hususlar, üzerindeki işaretlemeler nedir? Mutlaka ürün üzerine marka ve model bilgisi olması gerekir. Dediğimiz gibi FFP1 mi, P2 mi, P3 mü bunun bilgisi yer almalıdır. NR dediği non-reusable'dır. Yani tekrar kullanılamaz maskedir. Burada R de yazabilir. Bu da reusable yani tekrar kullanılabilir maske anlamına gelmektedir. D dediği de dolamık testine tabi tutulduğu yani tıkanma direnci testinden geçip geçmediği ilgilidir. Bu zorunlu değildir. Ama eğer ki R yazıyorsa yani tekrar kullanılabilir bir maske ise bu dolamit testinin yapılması gerekmektedir. Mutlaka standart ürün üzerine yer almalıdır ve C işareti ve C işaretinin yanında kategori 3 bir ürün olduğu için bu maskeler 4 haneli onaylanmış kuruluş numarası yer almalıdır. Peki bu bizim halk arasında toz maskesi dediğimiz yarım yüz maskeleri nasıl seçilmelidir? Şimdi FFP1 maskeler 4 kata kadar, P2'ler 12 kata kadar, P3'ler 50 kata kadar koruma sağlıyor diyoruz. Peki nedir bu katlar? Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çalışan yer altında bir kömür madeninde çalışıyor ve yapılan analizler sonucunda ortam kişisel maruziyet ölçümünde çalışanın maruz kaldığı kömür tozu değeri 12 mg bölü metreküp olsun.
Bizim de mevduatımızın maksimum izin verdiği ortamdaki değer 2,4 mg bölü metreküp. Yani biz aslında maksimum olan seviyeyi 5 kat aşmışız bu durumda. 5 kat aştığımız için burada 5, 4 ile 12 arasında yer aldığı için FFP1 maske kullanamıyoruz. Mecbur P2 maske kullanmamız gerekir. Bizim bu elde ettiğimiz 5 rakamı, 5 katı yerine biz bunu 20 elde etmiş olsaydık bu sefer de FFP2 aştığı için FFP3 maske kullanılması gerekecekti. Diğer bir durumda gazlı ortamlar. Gazlı ortamlarda yine eğer ortamda boğucu ve zehirli gaz varsa tam yüzde yarım yüz maskesi kullanılması gerekir. Yine ortam ölçüm sonuçlara dikkat alınmalıdır. Dediğim gibi bu tarz durumlarda kesinlikle bu toz maskesi de cerrahi maske veya yıkanabilir bez maskelerin kullanılmaması gerekir. Eğer kullanılmaya devam ederse ilerleyen seviyede bu dediğim gibi meslek hastalıklarının sayısı çok fazla artabilir. Yarım yüz maskelerin standardı N140'tır. Tam yüzün 136'dır. İkisinin de kartuşları ve filtreleri sayesinde gazlı ortamda rahat nefes almayı sağlar. Tam yüz maskesi yarım yüze ek olarak da gözleri ve cildi de korur. Dediğim gibi bunların değişebilir kartuşları vardır. En bilindik filtrelemesi ABEC filtrelisidir. Ortamdaki gaza göre filtreleme yapar. Bu filtrelerin de belirli periyotlarda değiştirilmesi gerekir ve bu pandemide özellikle bu maskelerin çok iyi bir şekilde hijyen ortamında saklanması ve işte dezenfekte işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Sunumumuzun üçüncü başlığına geldim. Piyasa gözetimi ve denetimi. Nedir piyasa gözetimi ve denetimi? Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasadayken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığının denetlenmesidir. Şimdi şöyle bir husus var. Ülkemizde 9 tane kurum kuruluş, 7 tanesi bakanlık, 2 tanesi kurum piyasa götürme denetimi faaliyetlerini yürütmektedir. Koordinasyonu Ticaret Bakanlığı sağlamaktadır. Çalışma Bakanlığı olarak biz sadece kişisel koruyucu donanımların denetimini yapmaktayız. Dediğim gibi biz bu ürünlerin piyasadayken denetimini yapıyoruz. Yani satış aşamasında veya piyasaya arz aşamasında. Ama iş yerlerinde mesela bir madendeki kullanılan maskeyi biz denetlemiyoruz. Bu maskeleri gene bizim Çalışma Bakanlığındaki İş Teftiş Kurulu'ndaki iş müfettişleri denetimini yapıyor. Biz iş yerlerinde değil, biz bu ürünü satış aşamasında, dağıtım aşamasındaki denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Şu an 101 tane denetçimiz var PGD denetçisi, piyasa gözetimi denetimi. Bunların 16 tanesi tam zamanlı. Bu tam zamanlı dediğimiz kavramda gene genel müdürün altındaki daire başkanlığına direkt piyasa gözetimi denetim daire başkanlığına çalışan denetçi personel tam zamanlı olarak geçiyor. Diğer birimlerde çalışan denetçileri yarı zamanlı olarak biz isimlendiriyoruz. Yaklaşık bir 20 tane denetçimizin de şu an denetim kartlarının imzalanması bakan imza aşamasında. Önümüzdeki dönemde yaklaşık 120 tane denetçimizle beraber sahalarda olmayı planlıyoruz. Peki bu denetimleri nasıl yapıyoruz? Ön hazırlık, dediğim gibi bu 16 tane tam zamanlı denetçi ön hazırlığı yapıyor. Nasıl yapıyor? Bizim senelik bir denetim plan programı yapıyoruz. İşte şu kadar ilde, şu kadar iş yerine gideceğiz diye. Onun dışında şikayet geliyor, şikayet üzerine denetimler yapıyoruz plansız bir şekilde. Veya resen bir denetim olabiliyor. 3 şekilde denetim mevcut. Biz bunun planlamasını yapıyoruz ve sahaya çıkıyoruz. Nerelere gidiyoruz? Dediğim gibi biz iş yerlerine gitmiyoruz. Biz bunu satan veya üreten yerlere gidiyoruz. Satan yere gittiğimizde amacımız bunu üreten kişiyi bulmak. Satan kişiye herhangi bir idari yaptırım uygulamıyoruz. Ama satan kişi bize bunu aldığı kişinin faturasını, bilgisini vermezse o zaman onu üretici konumuna sokarak idari işlemlerini yapabiliyoruz. Ama bizim asıl hedefimiz bu ürünü üreten kişiyi bulmak. İki durumda da satan kişiye veya üreticiye gittiğimizde eğer bir üründen şüpheleniyorsak bunun üreticisini bulduktan sonra teknik dosyasını istiyoruz üreticiden. İncelemesini yapıyoruz. Üzerindeki işaretleme C işareti var mı yok mu? İşte biraz önce bahsettiğim üzerindeki standart bilgileri var mı yok mu? Kullanım kılavuzu var mı yok mu? Duysal muayene yapıyoruz ve bu üründen şüphelendik diyelim. Bu üründen numune alıyoruz. Aldığımız numuneleri de biraz önce size söylemiş olduğum ülkemizde yer alan 4 tane onaylanmış kuruluştan bir tanesine gönderiyoruz. Onlar testini yapıyorlar, test sonuçlarını bize gönderiyorlar. Eğer test sonucu olumsuz çıktıysa biz diyoruz ki bu ürün güvensiz, aykırı bir ürün.
Bunu takip ediyoruz ve gerekli önlemleri aldırıyoruz. Ne gibi önlemler? Bu ürünleri bir kere idari para cezası yazılıyor. Bu ürünlerin piyasadan toplatılması, bu ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması gibi tedbirler alınıyor. Eğer ki test sonucu olumlu çıkarsa ürün uygun diyoruz ve dosyasını kapatıyoruz. 2000 yılı faaliyetlerimize baktığımız zaman denetim olarak aslında bu pandemiden dolayı daha çok maske ve tulum üzerine denetimler gerçekleştirildi. 16 farklı ilde 40 tane denetim yapıldı. 278 tane ürün denetlendi. Bunlardan 53 tanesi uygunsuz, 34 tane ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Dediğim gibi güvensiz ve uygunsuz ürün farkını tekrar anlatayım. Güvensiz ürün teste gidip eğer testten kaldıysa ürün güvensiz diyoruz. Ama diyelim ki testten geçti ama yine de üzerindeki işaretlemelerde hata var. Mesela C işareti yok veya işte C işareti var ama işte standardı yok veya başka bilgileri yok. Biz de bu ürünleri uygunsuz ürün olarak tanımlıyoruz veya belgesi yok bu ürünün. Testten geçiyor ama belgesi yok. Bu ürünlere de uygunsuz ürün diyoruz ve bunların uygun hale getirilmesi için mücadele ediyoruz. Güvensiz ürünlere 2020 yılında 1.338.000 TL'ye yakın idari para cezası yazıldı. Uygunsuz ürünlere 165 bin liraya yakın idari para cezası yazılmıştır. Yine 2021 yılının ilk 3 ayına baktığımızda 37 tane ürün denetlendiğini görüyoruz. Bunlardan 10 tanesinin güvensiz veya uygunsuz olduğunu gördük. Yaklaşık da 350 bin liraya yakın idari para cezası yazılmış. Şu an devam eden süreçte de yaklaşık bir 30'a yakın yine ürün, daha çok maske şu an idari yaptırım aşamasında. Peki biz bu ürünleri denetledik. Sonra ne yapıyoruz? Dediğim gibi biz bu ürünleri düzeltmeye çalışıyoruz. Hemen piyasaya arzını yasaklıyoruz. Üreten kişilerle görüşüyoruz. İdari para cezası veriyoruz ve güvensiz ürün bilgi sistemi denilen yeni Ticaret Bakanlığı'nın koordine ettiği bir sistem var, GÜBİS diye. İnternete girdiğinizde güvensiz ürün veya GÜBİS yazdığınızda açılan bir site. Biraz önce bahsettiğim o 9 tane kurum kuruluş denetledikleri ürünlerin güvensiz bulduklarını burada paylaşıyor. Bu siteye girdiğiniz zaman Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye filtre dediğinizde çıkan ürünleri görebilirsiniz. Yaklaşık 3 ay süreyle burada yayınlanıyor bu güvensiz çıkan ürünler. İşte bu ürünlerin markası, modeli, hangi parti seri lotta bu ürünlerin güvensiz bulunduğu. Çünkü devam eden süreçte yani mesela bir markanın birçok modeli var. O markanın, o modelinin şu üretim aşamasındaki modellerinde güvensiz bulunmuştur diye ibareler yer almaktadır. Dediğim gibi bugün maske özelinde çok fazla bilgi verdim ama bizim yine genel müdürlüğümüzün kkr.isggm.gov.tr adresinde bütün kişisel kurulumlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine siz iş yerinde bir maske kullanırsanız veya herhangi bir kişisel kurulum kullandığınızda bu bahsettiğim hususlar dışında aykırı bir şey gördünüz. Bizim E-Devlet üzerinden KK'da ihbar ve şikayet hattımız var. Buradan girip ihbar veya şikayette bulunduğunuzda o bize düşer. Biz de gerekli incelemeyi yaparak denetim sürecini başlatabiliriz. Sunumum bu kadar. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız da eğer varsa ilerleyen süreçte zaten bunlara yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Serdar Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Serdar Bey'e sorularınızı Serdar Bey'in de söylediği gibi chat bölümünden bize iletebilirsiniz. Son 10-15 dakikalık kısımda bunlara değiniyor olacağız. Ben şimdi sözü Arcan Bey'e bırakacağım. Kontrolü de Arcan Bey'e aktarıyorum. Teşekkür ediyorum Vedat bu arada. Ekran gözüküyor mu bilmiyorum. Bir onu kontrol etmiş olalım bir yandan. Şu an gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, süper. Şöyle tekrar teşekkür ederim Vedat. Serdar Bey'e de değerli bilgileri için teşekkür ediyorum. Hani sunumu dinlediğimde aslında çok birbirinden kıymetli bilgiler vardı. Bugün gün sonunda ben bu sunum bittikten sonra yanıma alacağım. Özellikle yıkanabilir bez maske, tıbbi yüz maskesi ve İş güvenliği koruyucusu olarak bahsettiğimiz maskelerin arasındaki farkı bize ayrıca altını çizerek belirtmesi çok iyi bir noktaydı benim için. Sahada hani bu pandemiyle kazanılan maske kullanım alışkanlığını aslında insanlar biraz daha konforlu görmesi açısından hep bu yıkanabilir bez maskeye veya tıbbi medikal maskeye yöneliyor ama aslında iş güvenliği anlamında geçerli olmaması sebebiyle aslında kimi yerde yanlış uygulamalar olabiliyordu. Bu anlamda Serdar Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyorum bilgilendirmesi için. Ayrıca
Hani yine güvensiz ürün bilgi sistemi ile ilgili de çok etkileyici de benim için. Yapılan denetlemelerin sonuçlarını şeffaf şekilde bizlerle paylaşabiliyor olması sistemin çok etkileyici. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kısaca tekrar benim tarafımdaki sunuma geçersek, Dragon tarafındaki sorumlu koruyucular üzerine konuşuyor olacağız. Aslında hani kendimden de Vedat Bey başta bahsetti. Ben Dragon'in sarf olarak algılayabileceğiniz toz maskesi, filtreli gaz filtreli veya toz peti, yarım yüz ve tam yüz maskeler ve motorlu solunum sistemlerini içine alan aslında KKD kısmının satış ve kanal sorumlusuyum tüm Türkiye çapında. Yavaş yavaş sunuma geçmek istiyorum. Öncelikle biraz hani Drager'den bahsetmek isterim. Drager ailesi çok pardon bir saniye. Drager ailesi şu anda 5. jenerasyonu yaşayan bir aile şirketi. 1889 yılında Lübeck, Almanya'da kuruldu. Heinrich Drager kurucusu. Bu dönemde mevcut bira gazlı içecek varitelerinde yaşanan karbondioksit varitelerinde yaşanan tutarsızlık sürekli arızalara sebebiyet veriyordu. Bir saat tamircisi eğitimi olan Heinrich Drager bu konuya eğildi ve bu konudaki ciddi bir dönüm noktası olan Lübeck abartını yarattı. Bu vesileyle ciddi anlamda basıncı düşürürken, bu karbondioksit gazının sistemdeki basıncını düşürürken istikrarlı kararlı şekilde sistemin çalışmasını sağladı. Fakat bu buluşunu satmak yerine üretip kendi bu işin arkasında durmayı tercih etti. Ve bu şekilde aslında Drager firması kuruldu. Devamında yine bir diğer hani önemli dönüm noktası biliyorsunuz Drager sadece hani bugün konumuz iş güvenliği ama sadece iş güvenliği alanında değil medikal alanında da çığır açan yeniliklerin öncüsü. 20. yüzyılın başlarında anestezi ajanlarının kullanımı önemli riskler içermekteydi. Sıklıkla hastalar gazların hastalara verilen bu anestezi gazlarının orantılarındaki kararsızlık sebebiyle ölümler yaşamaktaydı. Bu aşamada yine Heinrich Drager, Profesör Doktor Otto Roth'la birlikte anesteziyi kontrol etmeyi amaçlayan yeni bir anestezi cihazını geliştirdi. Ve bu anlamda da ciddi anlamda çığır açan bir yenilik sağlamış oldu medikal alanda. Yine keza devamında 1906 yılında Fransa'da Koryer maden faciasında yaklaşık binden fazla madenci etkileyen maden kazasında o dönem aile şirketinin başında olan Bernard Drager'in bu konudan etkilenerek bu maden kazası döneminde hani yardım elini uzatması amacıyla sahaya bu madene gittiğinde yaptığı çalışmalar ve buradaki sunduğu Drager solunum cihazlarıyla ciddi anlamda destek sağlamış ve orada birçok canın kurtulmasına, yaşama devam etmesine neden olmuştur. Hatta bu dönemden sonra Fransa'da bu solunum cihazlarına Drager ismiyle tanımlanmıştır. Bunun devamında bu yaptığı yenilikler Avrupa ve Amerika'daki madencilik felaketlerinde de oldukça etkili olmuş. Hatta o günden bugüne Kuzey Amerika madencilik endüstrisinde madenlerde kurtarma 2000'li yıllarda Drager Man adlandırılması verilmiştir o günden bugüne. Yine Heinrich Drager'in Londra'da Thames Nehri'nde genç bir adamın hani kurtarılışına ilişkin şahit olduğu bir olay sonrası solunum hani evet madenlerde kurtarılmaya giren kişilere solunum ünitesi veriyor ama kurtardıkları kişilere solunum desteği sağlaması anlamında bir ihtiyaç olduğunu gözlemliyor ve bunu da bu Londra Thames Nehri'nde genç bir adamın kurtarılışına şahit olurken bu ihtiyacı tespit ediyor ve bunun üzerine de çığır açan bir başka fikri geliştirip oksijen eksikliği nedeniyle bilincini kaybeden insanları tekrar hayata döndürmek için bir mekanik ventilasyon cihazı üzerine çalışıyor ve bununla ilgili bir buluş gerçekleştiriyor. Adını pulmotor koyuyor. Ve dünyanın ilk acil durum ventilatörünü bu şekilde buluşturuyor. Aslında bunlar, bununla birlikte birçok patenti ve yeni ürünleri var. Birazdan bahsedeceğim tekrar ama bunlar çığır açan, hakikaten insanın yaşamına,
hayat kurtarmaya yönelik dokunan birçok ürünlerin çalışması olduğunu gösteren aslında kanıtlar diyebiliriz. Biraz şirketten bahsetmek isterim. Burada görmüş olduğunuz veriler 2020 finansal yılı kapanışı itibariyle olan veriler. Dünya çapında 15 binin üzerinde çalışanı var. Yıllık net satışı 3.4 milyar euro. Şu anki yönetim kurulu başkanı ailenin son jenerasyon üyesi Stefan Dörger. Genel merkezimiz kurulduğu ilk günden beri Lübeck, Almanya. Ve dünya çapında birçok noktada Almanya, Şili, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsveç, Güney Afrika, Çekya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim tesisleri mevcut. Ve elinden fazla ülkede satış ve servis lokasyonuna sahip bir firma konumunda. Yine kabaca rakamlarla baktığımızda Dragel'i aslında yine 2020 yılı kapanışına baz aldığımızda aslında bu yıl içerisinde 31 yeni ürün yaratmış ve satışa sunmuş durumda. İnsanların kullanımına, insanların hayatlarını kurtarmaya dokunacak noktada ürünleri sunmuş durumda. 225 onaylı patenti var bugüne kadar. Ve yıllık biraz önce bahsettiğim 3.4 milyar euroluk kazancının yine aynı yıl bazında düşündüğümüzde yaklaşık 290 milyon eurosunu tamamen Ar-Ge'ye ayırmakta. Bu çerçevede de bugün gelinen noktada siz iş güvenliği paydaşları dahil olmak üzere medikal taraftaki yine hayata dokunan doktorlar, hekimler dahil olmak üzere hepsine son noktada dokunmak anlamında 9200 civarında satış ve servis çalışanı hizmet vermekte bu 15 bin çalışanın içerisinde. Şimdi biraz daha özellikle kendi uzmanlık alanımıza iş güvenliği ile ilgili olan konuya dönmek gerekirse aslında bugün solunum koruma çözümleri üzerine konuşacağız. Biraz önce bahsettiğim birçok hani icattan bahsettim. Bunların hepsi aslında bir solunuma dokunan, solunum vasıtasıyla insanları ölümden kurtaran, destek sağlayan üniteler. Bu konuda hani bizim bu ürün grubunda ne kadar uzman olduğumuzu bir kez daha gösteriyor bu kanıtlar. Genel olarak dediğim gibi konumuza dönecek olursak benim anlatacağım kısım Dragel'in solunum koruma çözümleri. Kabaca solunum koruyucuları aslında iki ana başlık altında inceleyebiliriz bu iş güvenliği anlamında dokunan solunum koruyucu ürünleri. Hava temizleyici solunum koruyucular ve hava destekli solunum koruyucuları. Burada da hava temizleyici solunum koruyucuları ayrı bir alanda baktığımızda koruma sınıfına göre aslında şuradan işaretleyicini göstereyim. Koruma sınıfına göre toz maskelerinden toz filtreli yarım yüz maskeleri, hem toz hem gaz filtreli kullanabileceğiniz yarım yüz maskeler ve yine toz gaz filtreli kullanabileceğiniz tam yüz maskeler ve motorlu hava temizleme solunum sektörü olarak bir koruma sınıfında aşağıdan yukarıya bir artış sağlayan ürünleri kabaca görebilirsiniz. Biraz daha detaylı ilgimiz aslında hava temizleyici solunum koruyucular derken neyi kastediyoruz? Piyasada son dönemde hani ilginç ifadelerle de PR olarak da duyduğumuz ürünler. Air Purifying Respirators. Bu hava temizleyici solunum koruyucular konu bahis konusu olduğunda şu iki konu çok önemli. Ortam hava şartlarına bağımlı bir ekipman olduğunu bilmemiz lazım. Yani herhangi bir yerden bir destek alınan bir ekipman değil, bir tüpten bir hava gelmiyor, bir dışarıda bir sistemden bir hava gelmiyor. Ortam havasını temizleyerek bize solunabilir hava sağlıyor. Bu da en önemli şeyi gündüze çıkartıyor. Bu tarz solunum koruyucularda bazı genel zorunlulukların takip edilmesi gerektiğine ilişkin. Bunlar neler? Biraz önce Serdar Bey'in bahsettiği EN yönetmelikleri, dünyadaki bulunan ülkenin lokasyona göre farklı standartlar gerekebilir ama bazı temel genel zorunlulukları takip edilmesi gerekiyor bu ürünler kullanıldığında. Şimdi kabaca Dragel tarafındaki bu çözümlerde biraz daha detaya girmek gerekirse aslında her ürün portföyünden birer tane aşağı yukarı ürünü anlatmaya çalışacağım size. O konuda bilgi vereceğim. Sizlere sahada kullanım aşamasında hem kullanıcılara hem iş güvenliği paydaşları olarak sizlere hangi özellikleriyle ön plana çıkıp destek sağlayabileceğini aslında anlatıyor olacağım size. İlk olarak üç katmanlı katlanabilir toz maskesi olan Dragel Explore 1900 serisinden bahsedeceğim.
Aslında burada kabaca altı ana başlık altında özelliklerini özetleyebiliriz. Kabaca yüze vurma neyi kastediyoruz? İki farklı beden alternatifiyle neredeyse her yüze optimum sızdırmazlık sağlayacak şekilde uyumundan bahsediyoruz. Güvenlikte üzerindeki materyal itibariyle yüksek filtre verimliliğiyle efektif bir koruma oluşturmasını kastediyoruz. Konforda nefes alma rahatlığından bahsediyoruz. Kullanıcının bu tarz ekipmanları kullanıcılar sahada efor sarf ederek yaptıkları işlerde kullandıkları için ne kadar hafif, ne kadar uygun da oluyor olsa aslında onları zorlayan ekipmanlar. Bu yüzden maksimum konforu ön plana çıkaran dizaynlar yaratmamız gerekiyor biz tedarikçiler olarak. Bu anlamda dediğim gibi olağanüstü konfor sayesinde hem kullanım kolaylığı hem de nefes alma rahatlığını üst seviyeye çıkaran bir ürün olması ön plana çıkartıyor. Yine kullanım kolaylığına bir atıp da aslında kolay takıp çıkarılabilir olması. Yine çeşitlilikte hani biraz önce FFP1, P2, P3'ten bahsettik. Bunların yanı sıra hani varikli ve variksiz, ventilli ve ventilsiz oluyor olması artı beden çeşitliliği sebebiyle neredeyse her üç çeşidini kapsayan alternatiflere sahip bir ürün. Ve birlikte kullanım başlığında düşündüğümüzde bir göz koruyucuyla, bir baretle vesaire kullanıldığında kesinlikle çatışma veya bir engel yaratmayıp tam bir uyum içerisinde kullanım sağlayacak dizayna sahip olduğunu özet olarak anlayabiliyoruz. Biraz daha bu başlıkların detayına gidecek olursak, hani yüze uyumdan bahsettik. Aslında 3000'den fazla yüz çeşidi incelenmiş bu tasarlanırken ve bu 3000'den fazla yüz çeşidini kapsayan 5 ana yüz paterni üzerine bir tasarım gerçekleştirmiş. 3 ana koruma seviyesi, ventili ve ventilsiz versiyonuyla artı small ve medium large beden seçenekleriyle tüm yüz alternatiflerini kapsaması sağlanmış. 3 katlı tasarımdan bahsettiğim özel tasarım sayesinde kullanıcının kolaylıkla takabilmesini, yüzüne kolaylıkla yerleştirebilmesine olanak sağlıyor. Yüksek sızdırmazlık, keza yine burun bölgesindeki yumuşak burun yastığı sayesinde optimum sızdırmazlığı sağlarken aynı zamanda nefes alıp verirken rahat nefes alıp verilmesini ve çok kolay konumlandırmasını sağlıyor oluyor. Bunun dışında kararlı form çok kritik. Bir önceki hani genel resmi, pardon. Şuna dönmek istiyorum. Kararlı formdan bahsettim. Aslında üçe katlanabilen bir maske ama form olarak baktığınızda enlemesine bir sert bir formun olmasının yanı sıra boylamasına da bir form var. Şu görmüş olduğunuz yapının aynısı maskenin çene bölgesinde kalıyor ki katlanılabilir bir maske olarak yüzü gayet iyi sararken aynı zamanda konuşurken, hareket ederken veya yüz eklemlerimizi oynatırken maskenin formunu kaybetmemesini bu şekilde de çok rahatlıkla kullanılabilmesini, stabil kalabilmesini sağlıyor maskenin. Bir diğer başlıkta güvenlikten bahsetmiştik. CoolSafe patentli bir filtre malzemesi var. Yüksek verimliliğe sahip, efektif bir filtrasyon sağlıyor. Renk kodlaması yine keza kritik aslında. Hem biz işletmelerimizde denetleyiciler olarak uzaktan baktığımızda hangi alanda kimin hangi sınıfta toz maskesi kullandığını uzaktan görebilirken kullanıcının da kolaylıkla ayırt edebilmesini sağlıyor kullandığı ürün. Esnek burun bandından tekrar bahsetmiştim. Sızdırmazlığı üst seviyeye çıkarırken burun bandının sertliği kumaşı yırtıp burunda herhangi bir yaralanmaya sebep olması bertaraf eden bir özellik. Keza konforda yine bahsettiğim o formunu koruması anlamında bir smart fold dediğimiz özel bir tasarımı var. Yine formunu bozmuyor. Hani katlanabilir maske aslında yüzümüzün hareketlerine uyum sağlarken piyasada başka rakip firmalarda konuşma esnasında düzeltme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Keza elinizde eldivenle farklı bir kimyasal farklı bir riskle çalışırken yüzünüzdeki maskeyi konumlandırmak bir miktar daha güçlük yaratabilir size. Bir miktar daha riskle karşı karşıya olursunuz. Bu anlamda smart fold design sayesinde maskeyi yüzünüzde konumunu bozmadan sızdırmazlığını koruyan şekilde sizin çalışmanıza olanak verir. CoolMax Vent'in yine patentli bir vent tasarımıdır. Düşük direnç, yüksek nefes verme rahatlığı sunar.
Nihayet sıcak havalarda hem içeride biriken sıcak nefesimizden soluklanan kaynaklı sıcak havanın kolay tahliyesini hem de içeride nemin oluşabilecek nemin efektif bir şekilde tahliye olmasını sağlar. Bu sayede de içeride nem birikmesi sebebiyle maskenin kalitesinden kullanım esnasında kaynaklı kalitesinden ödün vermemiş olur. Düşük nefes alma direncine sahip filtre materyali, yine kum set filtre materyali biliyorsunuz toz maskelerin tüm yüzeyi filtredir. Serdar Bey'in yine değinmişti FFR olarak filter face, FFP olarak pardon bu. Filter face ibaresi tüm yüzeyin filtre olduğunu kasteder. Dolayısıyla soluk alıp verirken bu yüzeyler insan aslında biraz bariyer oluşturur ve yine çalışma esnasında efor sarf ederken konforundan ödün vermiş daha çok yorulmasına, veriminin düşmesine sebep olur. Bu anlamda CoolSafe filtre materyali sayesinde nefes alma direnci minimum seviyeye düşer ve ayrıca iç tarafındaki yumuşak iç kaplama neme dayanıklı bir iç malzeme olur. Hani nemin emilmemesini sağlar ve başta Lentin'in de verdiği katkıyla bahsettiğimiz filtre malzemesi, materyalini sürekli olarak üst seviye konfor ve aynı zamanda üst seviye hijyen sağlamasını olanak veriyor. Bir diğer konu kullanım kolaylığı. Bodyflex baş bantlarıyla yine patentli dizayn. Metal aksam ve lateks malzeme içermemesi esnek ve tek parça baş bandıyla kolay takıp çıkarmaya olanak verir. Molalarda veya aralarda tekli poşetle veya katlı şekilde boyunda taşınabilir. Tekli poşetle taşıyor olabilmek hijyen anlamında da önemlidir ve ayrıca depolama anlamında da aslında bir alan tasarrufu sağlar. Biraz önce bahsettiğim smartphone sayesinde de formunun koruması yine altını tekrar çizeceğim maskenin kolaylıkla takılıp çıkarmasına imkan verir. Birlikte kullanımdan bahsettik. Gözlük kullanan, optik gözlük kullanan bir çalışan veya iş güvenliği sebebiyle göz koruyucu kullanan bir çalışan rahatlıkla çakışma alanı yaratmadan rahatlıkla kullanabilir. Yapısı dizaynı itibariyle yüksek görüş alanı sunar ve başlarda bahsetmiş olduğum burun bölgesindeki yumuşak burun yastığı sızdırmazlığı üst seviyeye çıkarması sebebiyle nefes verme esnasındaki oluşabilecek gözlüğe gelebilecek nefes havası itibariyle bu yapma riskini de ortadan kaldırmış olur ve temiz bir görüşe sahip olmasını sağlar kullanıcının. Çeşitlilikten bahsettik. Dediğim gibi üç koruma sınıfında ürünler var. Her koruma sınıfı için ventilli zaten tutar var ve medium large ve small olmak üzere iki farklı beden var ki elinizde her yüz tipine sahip çalışan için yaklaşık ve her ortam için 12 farklı maske alternatifi bulabilmiş oluyorsunuz. Bedenlerden bahsettik. Hani small beden, medium beden neye göre anlayabileceğiz? Bu noktada Dragon'ın bir şablonu var. Bunu bizlerden de edinebilirsiniz. Burun bölgesine bu alana getirdiğimizde çene bölgesi açık mavi alana geliyorsa small beden, koyu mavi alana geliyorsa medium veya large beden kullanılmasını öneriyoruz. Uygun olan toz maskesi 1900 serisi o olur. Bu anlamda bizlerden bu konuda da destek alabilirsiniz. Keza yine kullanıcıların hani takıp çıkarmayı mutlaka bu konuda eğitim desteği veriyoruz ama sahada ortak kullanım alanlarında, soyunma odalarında, yemekhanelerde yine alanlara koyabileceğiniz nasıl takılacağına ilişkin posterler veya nasıl takılacağına ilişkin oynatabileceğiniz videolar mevcut. Sizlerin ortamda hani bir kez eğitimi vermenizin dışında her ortamda kişilerin uyarısına açık tutmak adına, algısını açık tutmak adına. Bunun dışında da şeyle ilgili, ürünlerle ilgili yanında tabii ki bir teknik doküman da geliyor olacak. Kabaca burada biraz önce aslında bahsettiğim hangi standartları içerdiği, malzemelerin, materyallerin neler olduğu, hangi sınıflarda hangi renk kodlarıyla sınıflandırıldığını, gramajları gibi şeylere bulabiliyor olursunuz. Devamında yine Serdar Bey bahsetmişti. Aslında bu kutularda, ambalajlarda vardı. Bu biraz daha yeni bir şey aslında. Maskenin üzerinde olması gereken şeyler, ümitler, güncelleme oldu. Bunlar neler?
Post adresi mutlaka bulunması lazım. CE şartlaması bulunması lazım ki CE kurumunun hakikaten onaylı aktif bir kurum olup olmadığını kontrol edebileceğiniz numarasının yer alması lazım. Hangi standarda tabi olduğunu görebileceğiniz bir alan olması lazım, bunun görünüyor olması lazım. Son kullanım tarihi mutlaka olmalı üzerinde. Üretim parti numarası olmalı ve ürünün adı olmalı. Burada görebileceğiniz Serdar Bey bilgisini verdi. İşte ürün adı Explore 1920 ve ventilli olduğunu, FFP2 P2 standartlarında bir maske olduğunu, NR tekrar kullanılamaz olduğunu, non-reusable olduğunu, D'de dolum testinden geçtiği ifade eder. D aslında tekrar kullanılabilen maskelerde bir zorunluluk değildir. Fakat filtremizin normal bir vardiyadan sonra bile aslında özelliğini kaybetmediğini göstermek adına bizim özellikle maskelerimizde kullandığımız bu testten geçmesini beklediğimiz ve geçtikten sonra da bu işaretlemeyi koyduğumuz bir ifadedir. Yine bizim bu maskelerin serimiz için bedelini de görebilirsiniz. Şimdi isterseniz hani bu toz maskesi grubu ile ilgili bir videoyla size hani özellikleri tekrar bir görsel anlamda da anlatıyor olalım. Bir sonraki ürüne geçmeden önce bu video sebebiyle aslında değinmek istediğim iki konu daha var. Bir tanesi maskenin hani nefes alıp verirken formunu korumasından bahsettim. Biraz önce bir test cihazına aslında bir insan modellemesine maskeler takıp orada bir nefes alıp verme direnci de test ediliyor. Dikkat ederseniz hani çok aşırı yumuşak formunu koruyamayan maskeler aslında solunumu korurken ağzı yaklaşık çok aşırı gelmiş itibariyle içeride bir sıcak havadan dolayı konforsuzluk yaratıp kullanıcının defans göstermesine sebep olabilir. Bu birinci önemli noktaydı benim için tekrar hatırlatmam gereken. Bir diğeri de mavi bir sıvıyı hem maskenin 1900 serisinde dışına hem de içine döküp hani içinde böyle yüzmesini, hareketini gördünüz. Kesinlikle filtre malzemesi emmiyor bu sıvıyı. Hidrofobik bir malzeme. Bu iki konuda aslında çok önemli. Maskenin içi ve dışında kolay kirlenmemesini, toz tutmamasını sağlıyor. Sağda ilk baktığımızda rakip ürünlere göre hani ya bu kirlenmiyor, acaba tozu içeriye mi alıyor gibi bir algı olabilir. Ürünün aslında inovatif tarafı özelliği daha kirlenmeye karşı defansif bir ürün aslında ve biraz önce bahsettiğim gibi nem anlamında nem itici, hidrofobik bir özelliği var hem iç tarafının hem dış tarafının. Şimdi biraz yarım yüz maskelerden bahsetmek istiyorum. Explore 3300 ve 3500 ailesi. Düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir ürün grubu bu. Yine 3 beden alternatifine sahip, esnek burun bölgesi, daha güvenilir, sızdırmazlık ve kusursuz bir uyum oluşturmak için var.
8 parçadan oluşuyor aslında bu maske. Piyasadaki en az parçaya sahip maske. Yine 101 gram ağırlığıyla en hafif maskelerden biri. Geriye doğru dizayn sayesinde geniş bir görüş açısı yaratıyor. Esnek klipsi maskenin kolay takılıp çıkarmasını sağlıyor. Aynı zamanda aralarda komple maskeyi çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sadece klipsi çıkartarak maskeyi göğüs bölgenize indirerek hani dinlenmelerde, molalarda hem maskeyi riske karşı iç tarafını, hijyen tarafını riske karşı kapatmış hem de maskeyi çıkarmadan kolaylıkla kullanmış olabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik piyasadaki en büyük soluk alma valf portuna sahip. Ön bölgesindeki bu valf portunun büyük olması şu amaçla önemli. Biliyorsunuz maksimum sızdırmazlığa doğru gidiyor aslında korumasını arttıkça yarım yüz maskelerde ve tam yüz maskelerde. Bu da içerideki sıcak havanın tahliyesinde ciddi anlamda engeller yaratıyor. Bu bahsettiğim en büyük soluk alma valf portuna sahip olması itibariyle nem ve sıcak hava oluşumu minimuma iniyor ve konfor seviyeye çıkıyor ki bu anlamda da hani dışarıdan görsel olarak aynı seviyede koruma sağlıyor gözükmesine rağmen konfor anlamında ve kullanım rahatlığı anlamında rakiplerinden ayrışan bir ürün. Modeller olarak baktığımızda 3300 düşük bakım ile kullanabileceğiniz ekonomik sınıf bir maske. 3500'de konfor ve dayanıklı bir model olarak aslında nitelendirebiliriz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz toz pedi, gaz filtreleri veya kombi filtre çeşitleriyle kullanılabilen ürünler, bayonet filtre çeşitleriyle. İhtiyaca göre aksesuar olarak mikro taşıma çantasıyla hani kullanım sonrası da saklama hijyeni uygun şekilde saklama koşullarını da üst seviyeye çıkarmış olabiliyorsunuz. Hazır sektörel olarak veya proses olarak hazır setler halinde de yani normalde maskeyi ayrı, riskimize göre filtreyi ayrı ayrı alırken hazır setler halinde de alabilme şansınız var. Buradan bir üst seviye koruma sınıfı sağlayan Explore 5500'e geçmek istiyorum. Çift katmanlı yüz çevresi lastiği tutul bir sızdırmazlık sağlıyor. Aynı zamanda da her bir şekline uyum ile üst seviye bir koruma performansı sergiliyor. Geniş görüş açısı ve çarpıklık yaratmayan, yani bundan kasıt hani işte yer ayağının altından kayıyor, baş dönmesi yaratıyor gibi şikayetlerin kesinlikle olmayacağı bir vizör sayesinde tüm çevreye hakim şekilde çalışma imkanı sunarken hem üst seviye koruma sağlamış oluyor hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlamış oluyor. Geriye doğru dizaynı ve geriye doğru dizayndan kastım filtrelerin takıldığında aslında görüş açısını değil arkaya doğru büyümesi itibariyle geriye doğru yapılmış olan dizayn itibariyle görüş açısını engellemeyen ve temiz bir görüş alanı sunan bir ürün. 5 noktadan hani piyasadaki diğer ürünlerden ayrıştı bir diğer noktada 5 noktadan ayarlanabilen baş bandına sahip. Bu saç yolmadan kolay bir hızlı takıp çıkarmayı sağlıyor. Normalde piyasadaki birçok üründe 4 noktadan bağlı ürünler görüyorsunuz. Ve çoğu marka birden fazla maske bedeniyle bu seçenekleri sunarken birden fazla maske seçeneği sunarken dizayn itibariyle bu farklı 5 farklı noktadan lastikle ayarlama yapabilmeniz imkanıyla tek maskeyle tüm beden çeşitlerini kaplamış olan, kapsayan bir ürün sunmuş olur. Bu sayede de depolama anlamında ve stoklama anlamında aslında tek ürünü muhatap oluyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim soluk vermeye valf portunun genişliği bu maske için de geçerli yine. Rakiplerine göre inanılmaz geniş bir soluk verme valf portuna sahip olması sebebiyle bu tarz bir maske kullanırken konforu üst seviyede nefes alıp vermeyi üst seviyede tutmuş oluyoruz. Kabaca aksesuarlarına baktığımızda aslında modellere baktığımızda 5500 modelinin polikarbonat ve triplex vizör alternatifleriyle görebilirsiniz. Polikarbonat biraz daha kimyasal agresif olmadığı mekanik risklerin olduğu alanlarda aslında kullanılabilen bir gaz filtresi çözümleriyle. Triplex vizör ise biraz daha agresif kimyasal polikarbonat üzere zarar verebilecek agresif kimyasalların bulunduğu noktada
kullanabileceğimiz bir vizör alternatifi. Aksesuar olarak normal optik gözlük kullanan kişilerin içine bu tarz bir optik lens kitiyle gözlüğü, gözlüksüz kendi gözlüğü olmadan kullanabilme imkanı sağlar. Yine biraz önce yarım yüzde bahsettiğim bir kutu taşıma çantası, aslında burada Mavox 2 taşıma çantası alternatif var. Piyasada şu anda hiçbir markada bulamayacağınız, aslında kaynak alanında yoğun gazla çalışırken tam yüz maskesini kullanabileceği otomatik kararan bir kaynak vizörü aksesuarı var. Maskenin vizör kısmına monte ettiğinizde 5'ten 13 kuruluğa kadar otomatik kararan bir kaynak vizörüne sahip olurken taşlama ihtiyacını bu vizörü yukarıya kaldırarak alttan şeffaf bir vizörle gayet açık, net bir görüş sağlayarak diğer işlemlerini de kullanıcı devam edebilir. Olası kişilerin bazıları terleme sebebiyle nefes alıp vermeden ziyade ciltten kaynaklı bu yakma riskine karşı da Clarklot Antifog Gel mevcut aksesuar olarak ve temizleme anlamında Daisy Queen temizleme bezi yine mevcut. Buradan bir diğer ürün grubunu atlıyorum. Aslında hava temizleyici ürünler anlamında en üst seviye koruma sağlayabileceğiniz ürün grubu. Motorlu hava temizleme solunum ünitesi. Aslında birçok sektörde buradan metal işleme, ilaç, inşaat, kimya, boya veya kaplama alanları, atık, müdahale atık, elleştirme alanları, yine enerji sektörü, akaryakıt tesislerinde kullanılabilecek ve son 1,5 senedir yaşadığımız bu pandemi sebebiyle hastanelerde de aslında doğrudan korona hastalarının müdahalede özellikle ameliyathanelerde vesairelerde kullanabilen bir ürün. Hatta bu ürün grubunu anlatırken bir İspanya'daki bir hastanede yapılan Drager Explore 8000 üniteleriyle yapılan bir çalışmanın ufak bir haberlerde geçen bölümünde sizlere paylaşmak istiyorum. Evet, bu aileyi biraz daha detaylı bakacak olursak motor ünitesinden temizlenen havayı aşağıda görmüş olduğunuz başlık veya maskelere sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. Başlıkları kabaca inceleyecek olursak, aslında motor ünitelerine kabaca bakacak olursak iki motor ünitesi görüyorsunuz. Birebir aynı dizayn olarak motor üniteleri Sadek 8700 X ortamda motorlu solunum ihtiyacı olan noktalar için üretilmiş bir ürün. Soldaki de kalan tüm X dışı olan ortamlarda kullanılabilecek Explore 8500 ürünü.
Burada hani ortamdaki havayı filtreleyerek Hortonware vasıtasıyla başlıklara veriyor. İki tip başlık var burada üst tarafta görebileceğiniz. Açık renk beyaz olanlar tek kullanımlık, gri olanlar da tekrar temizlenip kullanılabilen başlık çeşitleri. İki grupta da bu tarafta görmüş olduğunuz kısa başlıklar olurken hani sağ taraftaki görmüş olduğunuz omuzlu sebebi hem kişiyi omuzlarına kadar, boyuna kadar risklerden korurken altındaki çift katman sayesinde havanın boyun bölgesinden tahliyesi aşamasında giyilen elbisenin içine verilmesini ve böylece efor sarf ederken elbise içinde oluşabilecek terlemelere de önüne geçerek ekstra bir konfor sağlayan ürünler. Bunun dışında daha metal işlem, daha mekanik risklerin olduğu yerlerde EN397 standartına sahip baş koruyucu başlık sistemleri veya sadece vizörler veya otomatik kararan kaynak başlığıyla kullanım imkanı mevcut. Buradaki kaynak başlığında hani, yakından göremiyorsunuz ama bir de 5'ten 13'e kadar hassas koyuluk ayarı yapabilirken kararma otomatik kararma hassasiyetine veya aydınlanma süresine müdahale edebiliyorsunuz. Bu biraz önce otomatik kararmasındaki renk farklılıklarına ekran koyduklarından bahsettim. Bunu ayarını dışarıdan yapabiliyorsunuz. Şu tam şakak bölgesindeki bir çevirmeli düğme sayesinde. Bu neye imkan veriyor ayrıca? Hani çalışan bu kaynak riskinin yaşandığı ortamda çalışan riskle burun burunayken ekran kurulundan herhangi bir memnuniyet yaşadığı anda elinde kaba kaynak eldivenleri olsa dahi dışarıdan kaynak başlığına müdahale edip uygun bir koridorda çalışmasına ara vermeden, o ortamdan ayrılmadan çalışmasına devam edebiliyor. Bunun dışında sağ tarafta da hani olabilecek en üst seviye sızdırmazlığa sahip tight fit dediğimiz tam yüz maskelerin olduğu gibi görebiliyorsunuz. Bu tip yine çok aşırı agresif kimyasalların bulunduğu noktalarda bu tip ürünlerle de yine bu motorlu sistemleri kullanmanız mümkün. Burada biraz böyle iki grup gözüküyor ama bu ürün ailesinin aslında güzelliği X olmasından kaynaklı pil ve motor dışında tüm aksesuarları kendi içlerinde farklı sistemlerle kullanabilirsiniz. Bu neyi getiriyor? Aslında biz Dragon olarak tek sistemi tüm motorlu sistem ünitelerinin kullanabileceği alanlar için dizayn ettik. Bugün kaynak başlığıyla kaynak alanında kullandığınız bu ürünü yarın oradaki bir mühendislik geliştirmesiyle robotik kaynağı çevirdiğiniz anda elinizde altı ürün olarak kalmayın. Boyhane, yoğun toz olan ortamlarda bir başlık kombinasyonu değiştirerek tekrar aktif şekilde faydalanıp doğru bir yatırım yapmanıza destek olmuş oluyor. Kabaca 8000 ailesinin hani aksesuarlarına da inecek olursak 8 saate kadar standart bataryası, 20 saate kadar yüksek kapasiteli bataryası mevcut. Hem X versiyonu hem normal versiyonu. Tekli ve çoklu şarj üniteleri var. 20 saate kadar batarya süresi gerçekten önemli bir detay. Sahada biliyorsunuz bu pillerde ileri bir teknoloji maalesef henüz yok. Cep telefonlarında kullanmış olduğunuz piller gibi düşünebilirsiniz bu pilleri. Kullanımdan kaynaklı olarak zamanla öleceklerdir. Bu sürelerinden ödün vermeye başlayacaklardır. Aslında başta bu vardiyayı kapsayan 8 saat zamanla 4 saatlere 3 saatlere düşmeye başladıkça o pil iş yapış sıklığımızı engelleyecek ve yeni bir pil maliyeti ortaya çıkacaktır. Bu noktada 20 saate kadar olan yüksek kapasite batarya ciddi anlamda, bütçesel anlamda rahatlatmakta ve pil ömrünün çok çok daha uzun seviyelerde kullanılmasına olanak vermekte. Keza kemer çeşitleri, standart kemer, biraz önceki hastane gibi ortamlar, medikal ortamlarda veya kimyasal, agresif kimyasal olduğu ortamlarda dekontaminasyon olanak sağlayan kemer veya kaynak gibi ortamlar için özel dizayn edilmiş kaynak kemeri mevcut. İlave konfor arttırmakta, konfor bedi ve bir miktar daha kilolu göbekli çalışanlar için var olan kenar boyutunu uzatmaya, büyütmeye yarayan kenar uzatma aparatları mevcut. Konforsal anlamda yine bir opsiyon olarak omuz askısıyla çalışabilme imkanı da var X-Store 8000 ailesini kullananların.
toz, gaz filtre ve kombine filtre alternatifleri mevcut. Biraz daha detaya indiğimizde, hani yine böyle ana başlıklar, ilk başta 1900'lerinde konuştuğumuz gibi birkaç başlıklar özetleyecek olursak, yani her gün kullanılmak üzere zor koşullara dayanıklı ve sağlam bir ürün. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı sistemde kaynakhane, boyahane, taşlama gibi farklı proseslerde kullanılabiliyor. Güvenliğin en önemli noktasında kendi kendini kontrol eden bir sistem. Kullanıcı inisiyatifini minimuma indiriyor. Sağda birçok rakibimizde gördüğümüz kalibrasyon ve kontrol aşamalarını ortadan kaldırıyor. Bunlar hem çalışma süresinden yememiş oluyor, hem de kullanıcının motor çalıştığında yeşil ışığı gördüğü anda direkt takıp hemen çalışmaya başlaması olanak sağlıyor. Bu mesele sahada kullanıcının iş yapış şeklindeki bu bir EA'yı ortadan kaldırarak kalibre etme, havanın düzgün gelip gelmediğini kontrol etme ile ilgili zaman kaybı ortadan kaldırmış oluyor. Düşük bakım ihtiyacı ve kolay temizlenebilme özelliği var. Birazdan detaylarına gireceğim. Her uygulama içinde çok çeşitli aksesuar gamına sahip. Hani düşük bakım maliyetlerinden bahsettim. IP65 koruma sınıfına sahip ve bunu temizlerken hani herhangi bir tarafına bir işte içeriye su girmesini engelleyecek bir kapak, bir bariyer koyma imkanı olmadan kullanım anında IP65 koruma sınıfına sahip. Bu IP65'ten kasıt aslında her yönden gelen toz ve suyu kastediyor. Lityum-iyon pille biraz önce bahsettiğim uzun pil ömrü var. Atex versiyonunda dahi 20 saate kadar çalışma süresi sunuyor ki bu gerçekten rakipsiz bir özellik. Pil saatini düşürüyor. Ayrıca çok kritik bir şey, Atex ortamda pil değişikliğine imkan veriyor. Normalde bu önerilen bir şey değil. Ama bazen kullanıcı inisiyatifi onu değiştirmeye yönelik girişimde bulunabiliyor. Bizlerin kesinlikle önerdiği bir konu değil ama böyle bir şeyin olması burada özel patentli bir teknoloji sayesinde çok kısa sürede o elektrik arka atlamasına engel olan bir kontrol mekanizmasına sahip olması olası kullanıcı inisiyatifinin olumsuz sonuçlanmasının önüne geçiyor. Rakip markalarda bunu hani daha zor takılıp çıkartılan bir pil yapısıyla görebilirsiniz ki bu halen kullanıcının ona müdahale edebileceğinin bir göstergesi. İşi zorlaştırıyor evet ama o ortamda halen takıp çıkarma şansını vermiş oluyoruz. O riskle karşı karşıya bırakmış oluyor rakiplerimiz, çalışanları. Ünitenin her iki tarafında fiziki darbelere karşı dayanım için kauçuk korumalar mevcut. ATX versiyonundan bahsettim. 8700 versiyonu Zone 1, Zone 2, 2.1 ve 2.2 alanlarında çalışmaya uygun bir ürün. Biraz hani IP65 korumasından bahsettim. Şimdi onunla ilgili bir kısa video seyrettireceğim size. Hani bahsettiğim bu her yönden toz ve su sıçramasına karşı veya fiziki sağlamlığına karşı neyi kastettiğimi çok daha iyi anlayabiliyor olacaksınız. Burası bir oto yıkama alanı.
Görmüş olduğunuz hani dayanım anlamında kastettiğim şeyleri gerçekten çok güzel bir test yöntemi olmuş açıkçası. Biraz daha devam edecek olursak yine hani kullanıcı inisiyatifini alan başka güvenlik noktaları neler? Sistem içinde RFID'ler var. Bunlar hangi başlığın takıldığını tanıyor. Normalde 3 farklı hava şiddetinde kullanıcı konforuna göre seçebiliyor. Ancak standartta belli bir hava akışını hani kullanıcının ayarlamasından önce o başlığı tanıyıp uygun minimum hava seviyesini sağlayarak aslında pil ömrünü üst seviyeye çıkarmış oluyor. Bu da yine sarf anlamında ileride karşılaşabileceğiniz şeyden korumuş oluyor sizi. Bunun dışında başlık takılı olmazsa veya filtre takılı olmazsa kesinlikle çalışmıyor. Dediğim gibi RFID'ler vasıtasıyla başlığı ve filtreye çalışıyor. Ayrıca sürekli hızı ve hava şiddetini kontrol eden içeride sensörler var. Bu sensörler sayesinde de hortumda bir delik olması halinde de oluşan hava kaçağını tespit edip uyarı veriyor sistem. Dolayısıyla kullanıcının inisiyatifini minimuma düşürmüş oluyor. Tüm ekipman parçaları kolay takılıp çıkarılabilir. Hem görsel hem işitsel hem de titreşimli uyarı var. Titreşimli uyarı ürünlerde, rakiplerde görebileceğiniz bir özelliktir. Ama ciddi anlamda fark yaratan bir özellik. Neden? Bu ürünler genelde yüksek gürültünün olduğu yerde kullanılıyor ve ürün kullanım tarzı itibariyle belde sırt bölgesinde olduğu için görsel uyarıyı göremeyebiliyorsunuz, işitsel uyarıyı duyamayabiliyorsunuz. Bu anlamda titreşim olayını sadece normal ortamlarda değil, ateş ortamlarda da sağlıyor olabilmek çok önemli. Ayrıca bunun dışında bir diğer önemli olay, kullanıcı bunu taktığında hava akışından kaynaklı bir motor sesi duyuyor. Piyasadaki yani sessiz, rakiplere göre en sessiz gürültü seviyesi var. Dolayısıyla hiçbir zaman motorun sesinden bir rahatsızlık konusu gündeme gelmiyor. Konfor anlamında bu tarz sistemleri, bu tarz başlıkları kullanıcılar taktığında aslında ortamdaki havayı ısıtmadan veya soğutmadan içeriye vermesine rağmen bir serinlikten şikayet ederler ama hortum başlığının içerisindeki dizayn sayesinde havanın yönünü saptırarak içeriye verdiği için bu soğuk hava akışı kaynaklı algıları soğuk hava akışını düşür ve bu kaynaklı şikayetleri ortadan kaldırır. Vücudu saran şekilde kavramayı sağlayan taşıma kemeri konfor pedi opsiyonu veya omuz askısı opsiyonu ile üst seviye rahatlık sunulur. Biraz önce bahsettiğim düşük ses seviyesi hem başlık malzemesi hem de motor gürültü seviyesinin düşüklüğü sebebiyle minimum ses seviyesiyle çalışmayı sağlar. Ve başlıkların tamamı da geniş bir görüş açısıyla konforlu rahat şekilde çalışmayı sağlar. Ürünün hani konforundan bahsettiğim bununla ilgili kısa bir video daha seyrettirmek istiyorum size. Aslında bu tarz ürünleri denediğimizde sahada aldığımız ilk geri bildirim, daha doğrusu ilk geri bildirimin ilk hani bu ürünle tanışan çalışan bu ağır olmaz mı? Bu hani benim çalışmamı engellemez mi şeklinde bir şey oluyor. İlk böyle sizlere anlattığım gibi sunumlar, dokümanlar üzerinden aldığımda ama kullanıma başlandığında bu ön yargıların aşıldığını görüyor olacaksınız. Buna ait bir videoda şimdi tekrar sizle paylaşmak istiyorum. Burada serbest koşu yapan bir kişiye Dragon Explore 8000 malzemesiyle yine aynı etabı tamamlaması bekleniyor. Her ne kadar bu kişi kasklı, hani bu işe elverişli bir insan olsa da sırtında bu tarz bir ekipman, başında bu tarz bir şeyle bu işleri yapması tabii ki kolay değil.
Gayet güzel bir video olur bu arada. Yani dediğim gibi bu ürünle hareket etmekte zorlanırız veya bunu taşımak zor önyargıların direkt önüne geçen bir videoydu. Bakımı kolay, bundan bahsettik. Kolay takılıp çıkartılabilen parçaları var. Hızlı şarj oluyor, çok kritik bir nokta. 4 saatin altında şarj olabilen pillere sahip. Bu çok kritik, hatta 2 saatin altında acil durumlar için %80'e kadar şarj yoluluğu sağlayabiliyorsunuz. Rakiplerimizde 4 saatin üzerinde 5 saatleri bulan, 5 saatleri geçen şarj seviyeleri var. Ve hızlı şarj modu yok ki, bu bazen akşam mesaiden gittiğinde şarja takıp sabah geldiğinde şarjdan alan bir çalışan için olası bir gece yaşanan elektrik kesintisi veya bir aksaklıkta sabah 2 saatlik bir şarjda yine gün boyu bu sistemde kesintisiz çalışmasına imkan veriyor. Kalibrasyon sistemini söyledim. Dediğim gibi önünde hani Dragon'in bu motoru dizayn ederken kullandığı çok değişik bir yaklaşım var. Altının aslında konforu gibi algılayabiliriz bunu. Bir sensörle kontrol değil, birden fazla aynı işi yapan 3 sensör, 4 sensör var bu cihazın içerisinde. Hem kalibrasyonu kontrol ediyor, hem ortamdaki ısıyı kontrol ediyor. Metal işlemeli demir çelikli yüksek ısı olan bir yerde motora zarar gelecekse bu konuda uyarı verip sizin de motordan kaynaklı bir riskle karşı karşıya kalmamanızı sağlıyor ve kullanıcı inisiyatifini minimuma düşürüyor. IP65 özelliği sayesinde de dekontaminasyon duş altında temizlemeye imkan sağlıyor. Bunun dışında hani bakım kolaylığından bahsettiğimizde aslında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Satış organizasyonu itibariyle güçlü olan Dragel firması teknik servis olarak da gerçekten sahada fark yaratıyor. Bu tarz ürünlerin olası arızalanmasında hani atıyorum hortumun yırtılması gibi saf malzemelerinden kastetmiyorum. Motorun içinde oluşabilecek kart arızaları vesaire gibi şeylerde ürünü çöpe atmadan teknik servis hizmeti alabilmenizi sağlıyoruz ki bu konuda da çok uzman ekibimiz yıllardır Dragel bünyesinde hizmet veriyor yaygın şekilde. Modülerlikten bahsettik. Kolay parça değişimi, iki farklı eksi olsa da eksi olmasa da onların içerisinde değişiklik yapabileceğiniz geniş ürün yelpazesi ve her uygulamaya dönük tek sistem. Aynı sistemi başta bahsettiğim gibi farklı koşullarda kullanabilme özelliğine sahipsiniz. Bir yerde boyahanede başladığınız bir alanı mühendislik çözümleriyle veya riski bertaraf ederek bertaraf ettiğinizde ürünü kenara atıp ölü bir yatırım haline getirmiyorsunuz. Farklı başlıklı ve aksesuar kombinasyonlarıyla sahanızda farklı alanlarda kullanabiliyorsunuz ki bu da gerçekten yatırımın doğru noktaya gitmesi anlamında, verim anlamında çok kritik bir özellik. Kullanat motor koruyucu kılıf, hortum koruyucu kılıf var. Yine kaynak alanı için kıvılcım koruyucular var. Ve kullanılmadığı zamanlar için içinde sünger, sert süngerlerle hani sabit bir alan yaratabileceğiniz motora filtre, başlık açar ve ekipmanı düzgün şekilde fiziki koşullardan bağımsız şekilde saklayabileceğiniz saklama kutusu aksesuarı mevcut. Filtre alternatifleri keza yani sahada karşılaşabileceğiniz neredeyse her türlü risk için sizi koruyabilecek bir filtre alternatifi mevcut. Kabaca hani KKD tarafı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Son olarak hani Drager safety tarafında, iş güvenliği tarafında sizi hani farklı tool'larla da destekliyoruz. Bu bizlerin filtre seçim anlamında kullandığı bir tool ama bunu kamuya açık bir aslında tool. Dragon Voice diye nitelendirdiğimiz. Bunun linkini şeyden sonra, sunumdan sonra paylaşırız. Burada görmüş olduğunuz bu alana ilgili risk kimyasalın kas numarası olabilir, kimyasal formülü olabilir veya bir nasıl sinonim olarak tanımı olabilir. Onu yazdığınızda o riske ilişkin olarak çeşitli bilgileri şey yaparken, listelerken Dragon olarak bunlara karşı sizi destek olma anlamında hangi koruyucu ürünleri sunabileceğimizi buradan erişebilirsiniz. Sadece bugün bahsettiğim solunum koruyucular değil, bunun içerisinde tüplü solunumdan tutun gaz ölçüm cihazlarına birçok ürünü de
görebiliyor olacaksınız. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sanırım sorular tarafına geçeceğiz. Vedat, ben sözü sana aktarıyorum. Arcan, teşekkür ederim. Senin nezdinde Serdar Bey'e de tekrar teşekkür ederim. Aslında soru cevap kısmımıza geçeceğiz. Fakat süremizin sonuna geldik açıkçası. Çok fazla da gelen soru var bu arada. İlginiz için çok teşekkür ediyorum ben. Çok güzel sorular da var. Aralarından seçme yapamıyorum açıkçası. Sorularınızın tamamının cevaplarını mail olarak sizlere de paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda demo ve numune talepleri de var. Bunlarla ilgili de size dönüş yapıyor olacağız. Webinar sonrasında yine demo ve numune talebi olan katılımcılarımız internet sitemizden bizlere direkt ulaşabilirler. Lokasyona bağlı olarak Arcan'a ve bana sizin talepleriniz düşüyor olacak. Bu konuda size destek oluyor olacağız. Sadece bir soru görüyorum. Daha doğrusu soru değil, bir takılma yaşanmış sanırım. Takılmalar yaşanmış. En başta söylediğim gibi webinardan sonra önümüzdeki hafta içerisinde bu webinarın kaydı tüm katılımcıların e-posta adreslerine de gönderiliyor olacak. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyorum ben.